Merhaba, bu videomda sizlere Hustle Code Royale nedir, nasıl çalışır bunu anlatmaya çalışacağım. Hustle Code Royale, şöyle biraz aşağı inersek, Shopify, eBay ve Amazon platformlarınızda dropshipping yapabileceğiniz ve size yardımcı olan bir yazılım. Nasıl bir özellikleri var? Burada zaten şöyle features kısmında gösteriyor. Price and stock kontrol yapıyor, yani fiyatlandırma ve stok kontrol yapabiliyor. Ve ücretsiz size bunu yaparken 10 tane ürün listeleme hakkı veriliyor. Hani 10 tane ürüne kadar siz listeleyebilirsiniz. Tamamen lifetime, yani ücretsiz bir şekilde. Daha fazlası için ücret ödemeniz lazım. Manuel and bulk lister, yani kendiniz manuel elle de listeleyebilirsiniz veya birden fazla olarak da ürün listeleyebilirsiniz. Bunu size olanak sağlıyor. Şöyle biraz daha aşağı inersek ne var? Başka bir şey yok. Bu sayfasını gelerek inceleyebilirsiniz. Burada dropshipping suppliers diyor. Yani burada dropshipping yapacağınız platforma ürünleri sağlayacağınız platformlar diyor. Yani biz bu tür platformları destekliyoruz. Buradaki ürünleri fiyatlarını, stoklarını falan kontrol edebiliriz diyor. Banggood falan gibi değişik siteler var. Mesela CJ Dropshipping falan var. Şimdi isterseniz bu siteye bir kaydolalım. Daha sonrasında videoya devam edelim. Evet, siteyi şuradaki sağ kısımda görünen register butonuna basarak açılan sayfadan ben kaydoldum. Buradaki sign up kısmını doldurmanız lazım. E-mailinizi, adınızı ve şifrenizi yazarak. Kaydolduktan sonra direkt mailime bir link gönderdi ve linke tıkladığım zaman beni böyle bir sayfaya attı. Daha doğrusu böyle bir sayfaya atmadı. Link gönderdim. Mailimi onayladım. Daha sonrasında bana giriş yap dedi ve giriş yaptım ve direkt beni böyle bir sayfaya attı. Şimdi burada bana diyor ki sen diyor bir person, yani normal bir kişi misin diyor yoksa şirket misin diyor. Ben şey olarak devam edeceğim. Burada individual kişi olarak devam edeceğim. Şirket yok. Onun için orada kişi olarak seçtim. Daha sonrasında burada hangi platformda satış yapacağımızı soruyor bize. Dediğim gibi eBay, Amazon veya Shopify web sitelerinde kullanabilirsiniz bu yazılımı. Şimdilik ben bir eBay'de kaydolayım mesela. eBay'e tıkladığımda burada hangi eBay mağazasında, hangi ülke mağazasında satış yaptığımızı soruyor. Mesela diyelim İngiltere'de satış yapıyoruz. Burayı İngiltere'ye seçiyoruz. Daha sonrasında bize eBay hesabımız olup olmadığını soruyor. Var, evet, açmanız lazım. Burada eBay satıcı hesabı açmanız lazım. Normal alıcı hesabı değil, satıcı hesabı açmanız lazım bağlanmanız için. Daha sonrasında bize burada diyor apili veya non-apili şekilde bağlantı yapabilirsiniz diyor. Size ilk başlardan hesabınız yeni ise non-api şekilde, yani api bağlantısız şekilde yapmanızı öneririm. Çünkü suspend riskinizi arttırır api ile bağlantı yapmanız. Sonuçta direkt o platforma girmişsiniz ve yazılımla birden fazla ürün yükleyeceksiniz. Bu da platformu rahatsız edecektir. O yüzden İlk zamanlarda no API olarak kullanmanızı öneririm. Daha sonrasında burada no API olarak çalıştırdığım zaman bize extensionlar lazım. Bu extensionları diyor ki sen diyor kendi bilgisayarına mı çalıştırmak istersin? Yoksa diyor ben kendi serverlarımda bu extensionları çalıştırayım. Yani senin sürekli fiyat kontrolün, sürekli stok kontrolün devam etsin. Ama bana aylık 9 poundluk ücret öde diyor. Şöyle ücretsiz kullanmak istiyorsanız tabii ki ne de bu extensionları şeyde çalıştırmanız lazım. Kendi bilgisayarınıza çalıştırmanız lazım. Tabii bunda da şöyle bir seçenek sunabilirim size. Amazon AWS'in bir çekirdekli ve 1 GB RAM'li sanal sunucusu var. Bu sanal sunucuyu 1 yıl boyunca bedava kullanabiliyorsunuz. Bu sanal sunucuyu kullanarak burada extension'ları orada çalıştırabilirsiniz. Bedava bir şekilde bunu da size söyledikten sonra şöyle buradaki burası seçiliyken Continue with no API diyorum. Daha sonra da bize burada eBay hesabımızın username'ini soruyor. eBay hesabımızın yani şurada satıcı hesap profilimize girdikten sonraki yazan eBay profil username'imizi soruyor satıcı hesabımızın. Buraya eBay profil username'inizi girin, satıcı profil name'inizi girin. Ben şöyle bir atacağım. Siz burada doğru girin. Daha sonrasında burada continue deyin ve ilerleyin. Daha sonrasında bağlanmış olacaktır. Hatta bağlanmış olmayacaktır. Bize extensionlarımızı gösterecektir indirmeniz için. Evet, az önce Hustle Code Royale web sitesinde bir sıkıntı oldu.
Beklediğime düzeldi. Şu anda doğum sonrasında böyle bir ekran karşıladı beni. Ways to list, yani yol listesi. Burada şöyle katalog diyerek ilerleyebilirsiniz. Daha sonrasında tabii extensionlarımızı indirmemiz lazım. Extensionlarımızı da şurada nereden indirebiliriz? Şöyle dashboard kısmına bir gelelim. Daha sonrasında buradan gördüğünüz üzere subscription allowance gibi bir şey diyor. Yani galiba üyeliğimizin izin verdiği abonelik ödeneği gibi bir şeymiş. Burada da store ismimiz gözüküyor. Buraya daha fazla add new channel diyerek daha fazla store'unuzu bağlayabilirsiniz, mağazanızı. Burada ve benzeri gibi böyle şeyler var. Özellikler var, bunları bir sonraki videoda anlatmaya çalışırım size. Şimdi burada şurada list now kısmına gelip burada manuel listing kısmına tıklayacaksınız. Daha sonrasında yine web sitesinde galiba bir sıkıntı oldu. Hayır, yüklendi. Burada gördüğünüz üzere manuel listing'de şöyle bizim bir indirmemiz lazım. Extensionlar listing extension kısmına tıklıyoruz ve burada bize iki tane extension'ı indirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu extension'ları indirip yüklemeniz lazım. Install and start selling diyor bunu. İkisini de yüklememiz lazım. Çünkü biz NoAPI şeklinde bağlantı yaptığımız için burada hem NoAPI seçeneğini indirmemiz lazım. Eğer API ile bağlantılı yapsaydık sadece bu extension indirmemiz yetecekti. Ama NoAPI şekilde bağlantı yaptığımız için iki extension da indirmemiz gerekli. Ben de zaten yüklüler, ancak şu anda bu extensionlar devre dışı bırakılmış durumda. Bir sonraki videomuzda size Hasbro Royale'ın nasıl ürün listeleyebileceğiniz ve benzeri özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdilik video uzamasın. Bu işte extensionlar normal. Google extensionlarını indireceksiniz ve kuracaksınız. Bu kadar da. Bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdilik bay bay.